Konya'da olma ihtimalleri yüksek mi? Değil. 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 Her yerde olabilirler. Ekranda fotoğraflarını görmüş olduğunuz Rabia Sude Gezen'i arıyoruz sevgili seyirciler. İnternet ortamında arkadaşlık ettiği, tanıştığı kişiyle Konya'ya davet ediyor. Yüzle görüşüyorlar. Sonrasında Selen Yıldız'ın Rabia'yı olumsuz etkilediğini ve kızını manipüle ettiğini, bu sebeple de kızını ailesinden uzaklaştırdığını söylüyor. Rabia Sude Gezen'i gören, tanıyan, bilenlerin ihbarlarına ve bilgilerine çok ihtiyacımız var. Aynı zamanda Selen Yıldız'la da ilgili. Bu arada ismi geçen bu şahısların söz hakkı, cevap hakkı da vardır. Rabia Sude Gezen'i 27 Mart'tan sonra, yani telefonda herhangi bir konuşmanız oldu mu? Telefonu Hayır. kapandı, Instagram hesabı Tüm kapandı, bir TikTok kapandı. Açıkmış, o kapandı. Şimdi kızınızı buldum. Yok ama yok, yok. Şu an gelecek, telefon hattında. Gelecek mi? Gelecek mi? Sakin olun, alo deyin. Orada baskı yaparlar ona. Alo. Alo. Sude, Sude neredesin aşkım? Sude. Sude. Anne ben gerçekten çok iyiyim, hiçbir sıkıntı yok. Sude gel annem, yanıma gel aşkım ne olur. Hayır. Sana baskı yapıyorlar Sude, lütfen inanma Biliyorum onlara işte. Ne olur anneciğim. Baskı altında değilim. Sude gerçekten lütfen gel anneciğim, Sude. Hayır. En yakın zamanda size ulaşacağımı ben belirtmiştim. Kaldırıyorlar, ben lütfen siz kayıtlarını dinleyin, lütfen. Ben annemi çok seviyorum. Babamı da seviyorum ve en yakın zamanda sizlere ulaşacağımı söylemiştim. Sude ben bir yere gitmiyorum kızım, ben buradayım. Hiçbir Sen zaman gitmeyeceğim. Sen gelene kadar buradayız, biz seninle olsun. Burada görüşeceğiz Sude. Yanlışınla doğrunla, her zaman arkandayım. Onun için Sude seni benden niye koparıyorlar Sude, biliyorsun yanındakinin ne olduğunu. Anne ben diyeceğimi dedim. Sude ne olur gel, ben buradan gitmiyorum. En yakın ne zamanda, en yakın zamanda görüşeceğiz. Sude hoş geldin yayına, bana izin verirseniz. Hoş geldin yayına, nasılsın? Çok iyiyim. Üniversiteye hazırlanıyor musun? Dershaneyi yarıda bırakmışsın, doğru mu? Evet. Çok evet. üzüldüm. Hangi bölüm için hazırlanıyordun? Beso için. Aa, bede intimi. Yani sen bu durumda aslında öğrencilerde bir bede intimi öğretmeni kaybetmiş oluyorlar bu durumda, değil mi? Belki de çok iyi bir bede intimi öğretmeni olabilirdi. Evden niye kaçtığını öğrenebilir miyim? Ailenden uzaklaşma, Kaçırılır. Onlardan gizlenme sebebin nedir? Onlardan hiçbir zaman gizlenmedim. Ben Hı-hı. onlardan da kaçmadım aynı zamanda. Nasıl söylesem de. Ben zaten küçüklüğümden beri ayrı bir evde yaşamak istediğimi aileme belirttim. Aynı şeyi söylüyorum. Tabii onlar karşı geldi. Evet. Bunun dışında üniversiteye gitmek istediğimi söyledim. Buna da karşı geldiler. Hayır, hani asla. Başka şehirde, başka şehirde olmasın vesaire gibi. Gözümüzün evet. önünde ol istedik. Aynen, sürekli gözlerinin önünde olmak istediklerini söylediler. Şimdi ben de bu durumda rahatsız oldum. Çünkü ben hayata karşı... Rabia'cığım, şimdi ben de anneyim, benim de iki oğlum var biliyorsun. ne yaparsam yapayım, hangi işte olursam olayım, bana sorsana sen Esra abla çocukların uzakta okumasını ister misin diye bir sor. Sor. Hayır, derim ki, ya istemem vallahi, gözümün önünde olsun ki ben en azından bileyim ne yapıyorlar, ne diyorlar. Aslında bu bir anne babanın kötü bir isteği, kötü bir arzusu değil. Yüz yüze gördüm. Ama bazen senin yaptığını ve başardığını eğer gördüklerinde... derler ki seni destekliyor. Sen keşke başarabildiğini onlara gösterseydin, kazanabildiğini gösterseydin. Yanındaki Selen'i, Selen Yıldız'ı kaç aydır tanıyorsun? Lütfen daha fazla uzatmasak olur mu? Hayır hayır, ben şu seninle konuşmak istiyorum. Bak 18 benim, yaşındasın ve reşitsin. İstanbul'da fotoğraflarım yayılıyor vesaire. Hayatım fotoğrafların kaldırıldı. 18 yaşındasın ve reşitsin. O yüzden çok rahat konuşuyorum seninle. Sen de kendini iyi ifade edebilirsin. Kaç aydır tanıyorsun onu? 4 aydır tanıyorum. 4 aydır. hangi internet sitesinde ya da sayfada tanıştınız? Söylemek istemiyorum. Tamam, önemli değil. Kaç kere yüz yüze görüştünüz? Kaç kere yüz yüze görüşmeden sonra beraber kaçmaya karar verdin? Bunu söylemek istemiyorum. Çok güvendiğin biri mi Selen? Evet, güvendiğim biri. Annenden ya da babandan daha mı fazla güvenirsin? Ben kimseye %100 güvenmem. Ama onunla bir yola çıkmışsın Selen'le.
Yalan. Niye bir seçim yapmak zorunda kaldın? Yani bir tarafta seçim Selen yapmadım. Var. Ben ailemle dediğim gibi zamanı gelince görüşecektim zaten. Ama yani ben kaçıp gittim, ortadan kayboldum gibi bir durum yok. Söz babana, konusu değil. Babana 15 günlük bir uzaklaştırma kararı almışsın. Neden? Evet. Çünkü sürekli psikolojik baskı altındaydım. Ne gibi yani bir psikolojik baskı görüyordun? 7/24 büyük bir psikolojik baskı altındaydım evde. Selen'le arkadaşlığın sonrasında ailen seni kontrol etmeye mi başladı? Evet, öncesinde de öyleydi, sonrasında da niye öyleydi. Niye sizin arkadaşlık yapmanızdan rahatsız oluyorlar? Selen'in tarzından dolayı. Selen'in. Çevrende asla. Mesela M ile başlayan bir kız arkadaşım var, Y ile başlayan bir erkek arkadaşım var. Annenlerin anlattıklarına yola çıkarak onların isimlerini söylemiyorum. Onlarla arkadaşlığından rahatsız oluyor muydunuz? Asla. Hayır, asla. Olmuyordunuz. Selen de onları bir şey rahatsız ediyordu. Niye Selen annen ve babanı kazanmaya çalışmadı da seni onlardan uzaklaştırdı? Kazanmaya çok çalıştı. Çok fazla kazanmaya çalıştı. Ben de çok fazla kazanmaya çalıştım. Ama şu anda bir seçim olmadı. Yaptım. Ve ben şu anda hiçbir seçim yapmadım. Dediğim gibi ben hiçbir seçim yapmadım. Ben peki. Zamanı gelince annemin yanına da gideceğim. Kardeşimi de göreceğim. Babamın yanına da gideceğim. Bir dakika annesim. Ayşegül'cüğüm, kızın şu an bir seçim yaptı mı sana göre? Hayır. He? Hayır, seçim yapmadı. Bence yaptı seçim. Kimi seçti? 4 aylık. Heh. Hayatımızı mahveden, kardeşinin okul hayatını etkileyen, bizi evimize geri gidemeyeceğiz biz oraya. Bizim hayatımızı tamamen bitiren arkadaşımız. Sence dön demeden kızınla bir konuşur musun? Bak seninle yakın ve sıcak bir ilişkisi var. Evet. Buyur. Sude. Alo. Anne. Sude lütfen gelir misin? Bir görüşelim lütfen. Anneciğim. Sude, bak ben lütfen. Gerçekten çok iyiyim. Sude bak, kardeşini düşün Sude, bizi düşün. Neden ya. Sude? Anneciğim bak beni dinle. Bak benim şu an güzel bir işim var. Güzel bir arkadaşlıklarım var. Güvendeyim. Açık değilim. Açıkta değilim. Sude hani... senin bilmediğin şeyler var. Hepimiz biliyoruz burada. Lütfen. Ne iş yapıyorsun? Lütfen Sude. Biz biliyoruz ne iş yaptığınızı. Senin seni kendine niye bağladığını hepsini biliyoruz. Ne iş yapıyorsun? Lütfen gel. Ne iş yapıyorum anne biliyorsun ya. Sude lütfen gel. Ne iş yapıyorsun bilmiyoruz sen kızım seninle görüşmüyoruz. Olayı. Lütfen gel. Sude lütfen senin, kardeşin senin için. En yakın zamanda görüşeceğiz. Gerçekten Sude, ben kaçmıyorum senden. Sude biz bayrama seninle gireceğiz. Yiğit burada 2 gündür bir görsen halimizi. Herkes görüyor halimizi. Gidiyor yastığını kokluyor. Eve giremiyoruz biz Sude. Kapını eve giremiyoruz. Tıklıyor. Sen zaten çocuk tahmin ağlıyor ediyorsun. Her gün ağlıyor. Yiğit çok kötü. Kızım, Selen bak, yanınızda her... mı? Selen Yıldız yanınızda mı şu anda? Hayır şu an değil. Yanında. Ekip arkadaşlarım yanında olduğunuzu yanında. Söylemiş. Yani yanınızda olduğunu söylediler bana şimdi. Şu anda yanımda değil ama şu anda yalnızım. Peki bir seslenebilir misiniz lütfen? Telefonda konuşmak istiyorum kendisiyle. Aynen. Selen Hanım merhaba. Bağladık çocuğu kendine bağladı. Hı. Selen Hanım hoş geldiniz. Konuşmak istemiyor. Konuşmak istemiyor. Niye konuşmak seni konuşturmuyordu istemiyor? Bizimle. Şimdi niye kendi konuşmuyor? Çünkü neler onun yaptığını... da bir ailesi var çünkü. Biz? Biz? Biz aile değil miydik Sude? Lütfen, lütfen. Lütfen 2 gün sonra pişman olacaksın Sude. Lütfen gel. 2 gün sonra pişman olacaksın. Anne, lütfen en yakın gel. Zamanda geleceğim Sude. Zaten. Ben merak buradan, etme. Ben buradan gitmiyorum Sude. Sen ne zaman buraya geldin yüz yüze görüşelim kızım. Lütfen. Biz buradan gitmiyoruz sen gelinceye kadar. Her halinle ben kabul ediyorum seni. Konya'dan ayrıldınız mı? Söyleyemem maalesef. Ya sadece sordum. Sude güçlü bir karakter olarak kendini de çok güzel ifade ediyorsun. Ama güçlü kişilerin başka bir arkadaşa ihtiyacı yok hayatına yön vermesi için. Ve anne ve babaların da şöyle bir hakkı var. Çocukların hakları olduğu gibi sen artık yetişkin bir bireysin. İstediğin yerde yaşarsın. Evet. Açıklama hakları var. Açıklamayı hak ediyorlar. O yüzden de açıklama yapılacak ortamlar da çok önemlidir. Baskının olmadığı, kendini rahat ifade edebildiğin. Evet. Bu Ramazan önce, bak Ramazan'ın içerisindeyiz. Bugün de güzel bir gün. Anne baba buraya gelmiş. Kendilerince iyi ya da kötü bizler evlatları büyütüyoruz. Gelsen Esra ablanın burada. İstediğin zaman çekip gidebilme imkanın var. Rahat bir şekilde baskının olmadığı ev değil. Onlara anlatabilsen kendini. Tüm Türkiye'ye rezil olduktan sonra mı gideceğim?
Bakın, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz rezil olmadık. Senin sesine bile muhtaç kaldım ben Sude. Biz rezil olmadık. Hiçbir şey umurumda değil benim. Hiçbir şey umurumda değil. Sen hiç yeter ki gel. Her haline kabulsün bize. Ben evladımı arıyorum. Ben rezil canlı olmadım. Canlı dışında ailemle konuşacağım. Peki. Bu arada telefon hattında bir ihbar var. Selen Hanım da lütfen bulunduğu yerde bir dinlerse çok sevineceğim. Rabia Sude. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.